Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Bizim de özlemimiz aynısıdır. Millet birdir, adı Türk'tür, devlet tektir, adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Zaferle değil, seferle mükellefiz, kaderin gayrete aşık olduğunu bilincindeyiz. Yine biliyoruz ki yiğidin bakışı korkağın kılıcından keskindir. Her insanımız müşteri olsun, hiçbir sorun çözümsüz bırakılmayacak. Muhterem arkadaşlarım, Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'de ittifaklar kurarak Türkiye'ye karşı cephe oluşturmaktadır. Şu anda Yunan kamuoyunda en çok tartışılan mesele, büyüyen Türkiye'nin tehdit olarak yorumu ve okumasıdır. Yunanistan 2021 yılında silahlanmaya hız vermiş, ikili askeri ve savunma işbirliği anlaşmalarını peş peşe hayata geçirmiştir. Bu yılın Ocak ayında Fransa ile anlaşma imzalayarak 18 savaş uçağı satın almış, ardından da bu sayıyı 24'e çıkarmıştır. Yunanistan, Ege ve Akdeniz'deki askeri güç dengesini aklınca bozmanın, lehine çevirmenin amacındadır. 19. yüzyıla hakim olan askeri ittifak ve kamplaşmalar anlaşıldığı kadarıyla yeniden tezahür etmektedir. Yunanistan, 28 Eylül 2021 tarihinde Fransa ile savunma ve güvenlik işbirliğine yönelik stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştır. İkisi de NATO üyesi olan ülkeler, taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğer ülkenin askeri yardımda bulunmasını tasdik ve tescil etmişlerdir. Bu anlaşma NATO'nun dokusuna, doğasına, ilkelerine ve ittifak kültürüne karşı bir hamle değil midir? Hem NATO üyesi olup hem de mikro ölçekte savunma ve güvenlik anlaşması imzalamak kime mesajdır? Böylesi bir ortamda NATO'nun hukuki ve siyasi tutarlılığından nasıl bahsedilecektir? Yunanistan Başbakanı bahse konu anlaşmayı tarihimizde ilk defa olası bir saldırı anında kıtamızın en güçlü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği'nin yegane nükleer gücü olan Fransa'nın askeri katkısı da dahil yanımızda yer alacağını taahhüt ettiği bir anlaşmadır şeklinde özetlemiştir. Bu sinsi ve gizli maksatlı bir anlaşmadır. Ve NATO şemsiyesi yırtılmış, ittifak fiilen ve fikren bölünmüştür. Hal böyleyken NATO'nun kurucu anlaşmasının 5. maddesinde ifade edilen üye ülkeye yönelik saldırı halinde diğer ülkelerin silah kullanma dahil her türlü tedbiri almalarını içeren hükmün bağlayıcılığı nasıl korunacaktır? Yunanistan ile Fransa arasındaki anlaşmanın NATO Genel Sekreteri tarafından eleştirilmesi cılız ve yetersiz bir tepkiden başka bir manaya gelmemiştir. 14 Ekim 2021 tarihinde bir diğer anlaşmanın süresi manidar şekilde uzatılmıştır. ABD ile Yunanistan Dışişleri Bakanları 6 Kasım 2021 tarihinde bitecek olan ikili savunma işbirliği anlaşmasını 5 yıl daha uzatan imzaları atmışlardır. Bu anlaşma kapsamında Trakya'dan Girit'e kadar bazı kara, hava ve deniz üsleri ABD'nin askeri faaliyetlerine açılacaktır. Şu anda Dede Ağaç'ta kara üssü, Larissa'da hava üssü, Araksos hava üssü, Siros hava üssü, Girit'te suda hava üssü ve deniz üssü ABD'nin kullanımındadır. Açık açık söylüyorum, NATO içinde Türkiye'ye karşı siper kazılmaktadır. Ege ve Doğu Akdeniz'de mayın döşenmektedir. Türkiye'ye gözdağı verilmektedir. Türkiye tehdit edilmektedir. Pasifik'te ters düşen ABD ile Fransa, bu işe bakınız ki Ege ve Akdeniz'de Yunanistan'ın arkasından ülkemize silah göstermektedir. ABD Dışişleri Bakanı Yunanistan'ı bölgede istikrarın direği olarak tanımlamıştır. Ya bir akıl tutulması ya da bir Nevroz nöbeti bu bakanı muhtemelen de ele geçirmiştir.
Yunanistan istikrarın değil, itibarsızlığın, istila emellerinin, kriz siyasetinin, Türkiye husumetinin islah ve terbiye edilmesi gereken yüzüdür. Hiç kimse bize hikaye anlatmasın. ABD'nin, Yunanistan'ın da diğer muasım güçlerin de teşebbüs ve taşeronlarını biliyor, görüyor, alayına birden hodri meydan diyor. Fransa, Yunanistan, ABD, Yunanistan savunma ve askeri işbirliği anlaşmalarına baktığımızda Atina yönetiminin bu anlaşmalara dayanarak Türkiye'ye karşı hava ve deniz sahası üzerinden Ege ve Akdeniz'de daha da düşmanlıkla bezenmiş politikalar izleyeceği anlaşılacaklardır. Bunların yanında ABD, Çin'in kuşak yoluyla Rusya'nın enerji akım projelerini engelleyecek ara istasyonlardan birisi olarak Yunanistan'ı belirlemiş, bu ülkeye askeri yığınak yapmış, Türkiye'yi de kuşatma altına tutmayı amaçlamıştır. Bu jeopolitik bir kumardır. Yunanistan sanal tehditlere bahane ederek ileri karakol işleviyle dış politikasını askerileştirmenin ve agresif bir hale getirmenin peşindedir. Güney sınırlarımız boyunca tesis edilen mütecaviz hamleler aynısıyla Ege ve Akdeniz'i de tesir altına almıştır. ABD dostluk ve müttefikle bağdaşmayan bir her ilişki ağının içindedir. Yunanistan'ı kışkırtan bu ülke eş zamanlı olarak PKK, YPG, PYD'yi de silahlandırıp Türkiye'yi hedef göstermektedir. Irak'ın kuzeyiyle Suriye'nin kuzeyi artık mutlak surette temizlenmeli, terör saldırıları son bulmalıdır. 22 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat muhtırasına göre Münbiç ve Tel Fırat'taki bütün YPG'li teröristler bu alanları silahlarıyla birlikte terk edeceklerdi. Teröristler Türkiye, Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkacaklar. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanmış olacaktı. Ne çıkan olmuş ne de çıkmaya niyetlenen görülmüştür. Türkiye ile ABD arasında yapılan 17 Ekim 2019 tarihli anlaşmaya göre hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için anlayışıyla NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı koruma taahhütleri paylaşılmıştır. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.